aslında. Sayın Demirtaş, partinizin artık geleneksel olarak düzenlediği kurt konferansı biraz önce bitti. Öncelikle nasıl görüyorsunuz? Bu sanırım üçüncü konferans. Evet, üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz Washington'da. Tabii Türkiye'de hem Kürt sorunun hem de demokrasi meselelerinin geldiği nokta itibariyle buralarda daha iyi anlaşılabilmesi açısından bu tür konferansları etkili olur. Biz de partimizin programlarını burada birebir yüz yüze ifade etme şansı buluyoruz. Üçüncüsü gerçekleşiyor. Umut ediyorum ki dördüncüsüne gerek kalmaz. En azından dördüncüsünün başında Kürt sorunu olmaz ve seneye Kürt sorunu konusunda büyük bir sıfırlar etmiş oluruz diyelim. Konferans başarılı bir konferans itibariyle de katılım itibariyle de başarılı bir konferansta. Mesajları iletişimde de iyi olur diye düşünüyorum. Peki mesajlar, sizin verdiğiniz mesajlar neydi? Ana başlıkları daha çok öne çıktı. Şimdi tabii Türkiye'de biliyorsunuz bir çözüm süreci hükümet tarafından bitirildi. Dolmabahçe mutabakatının reddiyle, masanın devrilmesiyle birlikte yeniden çatışmalı sürece dönüldü. Çatışmalı sürecin yarattığı sorunlar, ciddi insan hakları ihlalleri, savaş suçu diyebileceğimiz, sivillere karşı işlenen ağır suçlar, bütün bu konularda uluslararası toplumda bir duyarsızlık, sessizlik var. Bu konuya özellikle dikkat çekmek istedim. İkincisi, yeniden barış sürecine dönülmesi konusunda biraz uluslararası toplumun desteğini, gözlemci, Arapçıoğlu'na gibi durumlar için müdahaleye ihtiyaç var. Ve tabii ki Suriye konusunda da Türkiye'deki süreçle bağlantılı olarak özellikle Rojava'daki durumun stabil hale gelebilmesi ve orada IŞİD'e karşı etkili mücadele yürütülebilmesi için de Kürtlerin pozisyonunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konferansta bu konular üzerinde ağırlıklı değil. Peki bu son iki konu, hem barış süreci hem de Rojava konusunda, önce barış sürecine başlamak istiyorum. Amerikan yönetimi birçok defalar resmi sözcüler tarafından istemi ya da arzusu dile getiriliyor. Tekrar dönülmesi konusunda. Siz de uluslararası müdahaleden bahsettiniz. Beyaz Saray'la, Dışişleri Bakanı'na ve Kongre'deki görüşmelerinizde bu tür talepler öne çıktı mı ya sizden ya da diğer Amerikalı yetkililerden? Amerikalı sözcüler, yetkililer zaman zaman bu görüşlerini resmi olarak ifade ediyorlar. Türkiye'de barış sürecine dönülmeyi diyorlar tabii ki. Biz görüşmelerimizde partimizin barış politikasının ilkeli tutarlı bir yaklaşımını sergiliyoruz. Bunun dışında bir yaklaşımımız olamaz. Sadece Washington yönetiminden değil, yani Avrupa Birliği'nin de bu konuda ilkeli bir çözüm politikası ortaya koyması ve münalim olması için sürekli girişimlerimiz, çağrılarımız var. Yani Türkiye kendi Kürt sorununu, Kürt barış sürecini yeniden canlandırmalıdır ama yani bunu bir uluslararası destekle, uluslararası toplumun desteğiyle yapabilmek de önemlidir. Ancak maalesef AKP hükümeti bundan sürekli kaçıyor. Yani bir gözlemci güç, bir ara bulucu, bir ya da işte üçüncü göz diyebileceğimiz herhangi bir yaklaşımı tümüyle reddediyor. Kendisi de masaya dönmeyi reddediyor hükümet. Bu savaş politikasında ısrarın bir sonucudur. Eğer AKP hükümeti barış konusunda zaten biraz iyi niyetli olsa, belki uluslararası üçüncü gözlemci güce de gerek kalmalı. Türkiye içerisinden çıkacak bir sivil heyetle, bir gözlemci güçle süreci yürütmek de mümkün olabilirdi. Ama tıkandığı yer AKP'nin yaklaşımı. Yoksa uluslararası toplum Washington yönetimi de barış sürecine dönülmesi konusunda belli bir duyarlılık ortaya koyuyor. Fakat biz bunu yeterli görmüyoruz. İnsan hakları, barış meseleleri ülkelerin iç sorunu değildir artık. Tüm dünyayı ilgilendirir ve dünyanın bu tür şeylere sessiz kalması kabul edilebilir değil. Bu konuda eleştirilerimizi de ifade ediyoruz. Hükümetin tıkanlıklarından bahsediyoruz. Buradaki düşünce kuruluşlar çevresinde yapılan panellerde bizimle gözlemlediğimiz, yani bu AKP'de var olan bir hayal kırıklığı ya da rahatsızlık var. Siz de bunu gözlemlediniz mi? Görüşmenizde bu. Evet, her yerde aslında AKP'nin artık Türkiye'yi ileriye taşıyamayacağı bu konunun netleştiği ifade ediliyor. Zannedersin zaten AKP yöneticileri de bu farkında. Bunu da çok gizleme gereği duymuyorlar. Otoriter bir rejim inşa etmek için ellerindeki bütün imkanı kullanıyorlar ve dış dünyayla ilişkilerinde tehdit ve şantajı kullanıyorlar. Yani AKP eskiden demokratikleşme ve reform yaklaşımlarını dış dünyayla ilişkide bir argüman olarak kullanıyordu. Şimdi mülteci krizi gibi şantaj unsurları üzerinden
kampanyası yapıyor. Herkes AKP'nin bir reform partisi olmaktan çok çok uzaklaştığını, tam tersine Türkiye'yi felakete doğru sürükleyip ifade ediyor zaten. Bu da aleni bir şekilde ortada. Rojava konusuna gelince, Amerika'da, Amerikan kamuoyunda çok sıcak bir şey konu, Suriye konusu. Birkaç gün önce Obama, Başkan Obama 250 özel gücün daha gönderileceğini belirtti. Bir takım raporlara göre bunların 150 tanesi ulaşmış Cezire'ye. 3 tanesinde Kobani'ye gittiği şeklinde raporlar var. Yani her ne kadar rahatsızlıklar olsa da özellikle dış işleri bakımı çevresinde ama Pentagon'dan YPG ile özellikle YPG ile işbirliğinin daha da güçleneceği çıkıyor. Siz bu Rojava konusu nasıl gündeme geldi sizin görüşmelerinizde? Aldığınız izledim nedir? Yani biz tabii ki Rojava meselesi ve tartışmaya girmedik bunu. Rojava temsil eden siyasetçiler var. Onların partileri var, hareketleri var. Biz Rojava'daki halkı temsil etmiyoruz. Fakat partimizin Suriye ile Rojava ile ilgili çözüm önerileri tabii ki var. Bir defa AKP hükümeti çok büyük fırsatları önünden kaçırdı. IŞİD'e karşı ortak mücadele, etkili mücadele konusunda çok isteksizdi biliyorsunuz. Tam tersine IŞİD'i besleyen, destekleyen bir politik uyguladılar. PYD'yi tehdit olarak gördük, IŞİD'i tehdit olarak görmedik. Bu özellikle uluslararası koalisyon güçlerinin ve Amerika'nın Suriye politikasıyla Türkiye'nin Suriye politikası arasındaki makasın açılmasına yol açtı. Türkiye Kürtleri tehdit olarak gördüğü için de PYD ile işbirliği konusunda hep tereddütlü davrandı. PYD'yi yok etmek için, tasfiye etmek için sürekli politikalar üretti. Ama bütün dünya şuna tanıklık etti ki IŞİD'i durdurabilen sahada en etkili kara gücü oradaki PYD ve ona bağlı askeri güçlerdi. Amerika bu konuda başka bir alternatife de sahip değil ve sahada etkili olduğunu çok iyi biliyor YPG güçlerinin. Onlarla çalışmaya devam edeceğini ifade ediyor. Gönül isterdi ki Ankara'daki hükümet de bu konuda daha cesur davransa ve IŞİD'e karşı PYD ile işbirliği yapabilseydi. Bu Türk ve Kürt halkının da ortak geleceği açısından aslında çok stratejik bir yaklaşım, akıllıca bir yaklaşım olurdu. AKP'nin bu anlayışı, bu Kürtleri tehdit olarak gören yaklaşımı değişmediği müddetçe Suriye politikasında veya Kürt sorununda stratejik bir kırılma, stratejik yeni bir yaklaşım beklememek lazım. Peki Sayın Demirtaş, bizimize iç kamuoyuna, iç politikaya dair sorular sormak istiyorum. Siz buradayken mecliste bir takım olaylar oldu. Türkiye gündemini işgal eden partiniz milletvekillerinin saldırıya uğradığı, genişçe yer aldığı bir takım yöneticileriniz de dokunulmazlık fiziki olarak kaldırılmıştır. Zaten bir açıklamalarda bulunuyor. Yani biraz Türkiye kamuoyunun bizim meslektaşlarımızın aldığı sizden bu konuda bir görüş bekleniyor. Siz de nasıl yani AKP bir oldu bittiydi. Hukuksuzluğu parlamentoda yasalaştırmaya çalışıyor. Teklifin kendisi anayasaya aykırı. Anayasa değişiklik usulü anayasaya aykırı. Ve buna hiç kimse itiraz etmesin istiyor. Ve sorun çıkmadan, sorun yaşamadan HDP'li arkadaşlarımın, milletvekili arkadaşlarımın cezaevine gideceği yolu sorunsuz, zahmetsiz açmaya çalışıyoruz. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Buna karşı sert bir muhalefet yapacağız. Çünkü biz kişisel olarak kendimizle ilgili bir kaygı duymuyoruz. AKP'nin bu hataları çok daha büyük ciddi sorunlara yol açacak. İçinden çıkılmaz, geri dönülmez tahribatlara yol açacak. Biz bunu durdurmaya çalışıyoruz. AKP'liler de parlamentoyu kendilerine ait bir resmi daire gibi gördükleri için orada hiçbir muhalefete tahammül gösteremiyorlar. Özellikle bu dönem seçilen AKP grubunda nitelik çok düşük. İzliyorsunuz genel kurulda, komisyonda. Kavga, hakaret dışında hiçbir şey yapamıyorlar. Söyleyebilecekleri lafları yok. Yani savunabilecekleri bir düşünceleri olmadığı için sürekli fiziki bir baskı uygulamaya çalışıyorlar. Ama parlamentodaki arkadaşlarımızla biz hem AKP'nin dışarıda hem parlamento içindeki her türlü baskısına karşı direneceğiz. Kesinlikle AKP'nin bu kendini merkeze koyan ve bizi hiçleştirmeye çalışan yaklaşımı teslim olmayacağız. Biz de hiçleştirelim derken yani tekrar soruyorum. Hem Avrupa'ya gittiğinizde, buraya geldiğinizde size böyle en önemi görüyoruz. Geçen seferlerde de bunu gördük. Peki muhalefetin, özellikle CHP'nin tutumu ne yüksek? Yani hükümetin belirttiğiniz bu şekilde düşünmesi. Peki CHP özellikle neden olumlu rol oynamıyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan anayasa aykırı bir teklif olduğunu kabul ediyor. Bir yandan doğrudan HDP'ye hedefini kabul ediyor.
Bir yandan da evet oy vereceklerini ifade ediyor. Çelişkili tutum kamuoyunu tabii ki gözünden kaçmıyor. Biz defalarca çağrı yaptık. Bu hataya düşmemeleri lazım. Çünkü AKP bu tarihi sorumluluğu CHP'ye yükleyecektir. Yani aklılarda dokunulmazlıkları CHP kaldırdı gibi kalacaktır. Ve bunun vebali CHP'ye yüklemeye çalışacaktır. CHP bu vebali yüklenmeye hazırsa kendileri yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bunun bir oyun olduğunu fark edip eğer bile bile buna dahil olacaklarsa AKP'den farkları yok demektir bu yaklaşımlarıyla. Biz her halükarda CHP, AKP, MHP birleşip bize karşı tasfiye operasyonu yürütse de biz direnebilecek güçteyiz. Ve biz parlamento içi ve dışında sert bir muhalefetle bütün bu çirkinlikleri ve yanlış yaklaşımları teşhir edebilecek güçteyiz. Son olarak 90'lardan bahsediyoruz. Sizin bulunduğunuz panelde. O 10 yılın kaybolduğu uygulandı. Eğer en kötü ihtimal olarak düşündüğümüzde partinizin sizlerin dokunumuzu kaldığında Türkiye neler kaybedecek? Buna en sorakları sorumlu. Demokratik siyaset kanalları zaten Türkiye'de sağlıklı işlemiyor. Tutuklu çok sayıda belediye başkanı var, siyasetçi var, il başkanı var, efendim, yönetici var, gençlik, kadın meclislerinin tamamı tutuklu içeride. Böyle bir ortamda parlamentoyu da seçilmiş milletvekillerini de eğer parlamentonun dışına itecek, çalışmanın dışına itecek bir yola gidilirse demokratik siyasete olan ömür sıfıra inecektir. Çok alt seviyelerde zaten yani gençler artık parlamentonun çözüm olabileceğine, demokratik siyasetin çözüm olabileceğine artık zaten inancını yitirdiler. Böyle bir durum yeni değerlendirmeleri beraberinde getirecektir. Yani eğer parlamento çözüm üretmiyor ve bizleri seçilmiş iradeyi bir darbevari tarzla tasfiye etmeye çalışıyorsa buna karşı yeni tartışmalar ortaya çıkacaktır. Bugünün konusu değil ama belki bu tür yaklaşımlar ortaya çıktıkça biz de buna orantılı tepkimizi, tavrımızı belirleyip ortaya koyacağız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben birkaç da fotoğraf çeker misin? Ben fotoğraf çekmeye çalıştım da anladım.